Merhabalar efendim. Yeni bir yayından daha karşınızdayız. Bu hafta çok önemli bir konuğumuz var. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Mevlana'nın 22. kuşak torunu ve aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Sayın Esin Çelebi Bayro olacak. Ayrıca İngiltere'den arkadaşımız, gazeteci arkadaşım İsmail Karakaş'la birlikte kendisini konuk edeceğiz. Az sonra karşınızdayız efendim. Evet efendim, tekrar merhabalar. Esin Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Teşekkür ederim. Bizleri kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizim için büyük bir onur. Londra'dan İsmail Karakaş arkadaşımla, gazeteci, bizlere eşlik edecek bu güzel programda. İsterseniz sözü kendisine de bırakmak isterim. Esin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Konya'ya, Türkiye'mize, Mevlana diyarına selamlar, saygılar. Bizim Türk büyüklerimizden, dünyanın tanıdığı Hazreti Mevlana'nın torunu olduğunuzdan dolayı da biz de çok mutlu olduk, çok memnuniyet duyduk bu programda sizinle birlikte olmaktan. Programımızı başlattık. İlhan Bey'in soruları var. Kısa tutacağız programımızı, hem format gereği hem de sizi fazla yormamak adına. Tekrar Londra'dan selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benden de Londra'ya ve Almanya'ya selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Evet, sorularınız ve önerileriniz için bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Şu anda Facebook ve YouTube kanalımız üzerinden canlı yayınlanmakta yayınımız. Evet efendim, dediğimiz gibi çok heyecanlıyız bugün. İsterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Söz sizde efendim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Esin Çelebi Bayru. Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu, aynı zamanda Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekiliyim. Soruların gelişine göre izin verirseniz kendimi daha detaylı anlatmak isterim. Malum Hazreti Mevlana'dan sonra oğlu Sultan Veled, torunu Ulu Arif Çelebi Mevleviliği tesis etmişler. Hazreti Mevlana'nın bilgisini bize anlatmaya gayret ettiği ve Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden aldığı bilgiyi nesilden nesle taşımak adına bu kurum kurulmuş. Ve kurulun başında da, yani Mevleviliğin başında da her zaman Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled kanından gelen birisi seçilmiş ve o makam çelebisi diyoruz biz, makam çelebiliği yapmış. Bu yüzden 22. kuşak olduğumuzu çok net biliyoruz. Bu aile şeceremiz, yani ailemizin, bu soyunun isimlerinin yazılı olduğu yer şu anda Hazreti Mevlana'nın türbesinin de içinde bulunduğu Mevlana Müzesi diye tabir edilen müzede bulunmakta. 1925'te Kezaviye Kanunu'yla malum Mevlevihaneler de kapatılmış. O zamanki makam çelebisi Hazreti Mevlana'nın 20. nesil torunu, babamın büyük babası Abdülhalim Çelebi. Abdülhalim Çelebi'yi Atatürk Ankara'ya davet ediyor ve diyor ki kanunda bir ayrıcalık yapamayacağımız için Mevlevihaneleri de kapatmak zorundayız. Ve birlikte verdikleri kararla Abdülhalim Çelebi kendi oğlu Bakır Çelebi, yani babamın babasını, Suriye'nin Halep şehrine gönderiyor. Ve
Bakır Çelebi Halep'te iken babası Hakk'a yürüyor, yani vefat ediyor. Onun üzerine diğer şeyh efendiler kendisini makam çelebisi olarak seçiyorlar, kabul ediyorlar. Bakır Çelebi'den sonra babam Celalettin Bakır Çelebi makam çelebisi olmuştur. Ondan sonrasında da maalesef Suriye'de de burası bir Türk, bu bir Türk tarikidir deyip kapatmışlar. Ama babam bunun bir manevi mesuliyet olduğunu kabul ederekten her zaman bu yolda hizmet etmiştir. Kanunlar çerçevesinde hizmet etmiştir. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Daha sonra 1958'de, ki bizler de orada doğduk, beş kardeşin dördü Suriye'de doğduk. Ama hep Türk örfü adetiyle büyüdük. Sonrasında da anneannem İstanbul'da otururdu ve İstanbul'a taşındık 1958'de. Söylediğim gibi kanun çerçevesinde babam hem zamanın Kültür Bakanı, zamanın Başbakanı, Cumhurbaşkanı, her kim ise gidip kendini tanıtıp bunun bir Türk örfü adeti olduğunu, bunu taşıdığını anlattır ve bu yolda hizmete devam ederdi. Ta ki 1996'ya kadar. 96'da babam, biraz önce de işte Uluslararası Mevlana Vakfı'nın ismi de geçti, Mevlana Vakfı'nı kurdu dostlarıyla beraber ve başına da erkek kardeşim Faruk Hemdem Çelebi'yi getirdi başkan olarak. Ve maalesef o sene babamı kaybettik. Hakk'a yürüdü. Mesuliyet olduğu gibi bizlere kalmıştı. Ben o zaman vakıfta değildim. Ancak bir buçuk sene sonra kardeşim, abla gel beraber çalışalım, yoksa ben vakıf yürütmek kolay bir şey değil deyip beni çağırdı. Ben de tabii ki onun isteğine uyarak başkan vekili oldum. Biz beş kardeş, beşimiz, çocuklarımız, torunlarımız, aile yakınlarımız, bu yolda hizmet eden hocalarımız, gönül vermiş kişiler hep birlikte vakfı 25 senedir taşımaya gayret ediyoruz. Ve özellikle de ismine uygun uluslararası görevler yapmaktayız. Sorularınız var mı? Ben evet, devam efendim. Edeyim mi? Teşekkür ederim. İsterseniz İsmail Bey. Tabii ki Esin Hanım, çok güzel anlatıyorsunuz süreci. O aileden geldiğiniz için çok iyi biliyorsunuz. Hazreti Mevlana'nın günümüze kadar gelmiş olan öğretilerini tüm dünya biliyor. Ve bazı şartlar gereği de zaman zaman sekteye de uğrasa, şu anda bütün dünya Mevlana Hazretleri'nin öğretilerini biliyor. Fakat Mevlana Celaleddin Rumi Avrupa'da ve Amerika'da Rumi olarak biliniyor. Ama doğuda ise Mevlana olarak biliniyor. Hani burada bir farklılık mı var? Farklı algılar mı var? Bunu biraz açabilir misiniz acaba? Rumi ve Mevlana iki ayrı kavramı mı temsil ediyor, yoksa aynı kavramı mı temsil ediyor? Çok haklısınız. Bu beni de üzen bir konu. Özellikle iki ismi birlikte kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Mevlana Celaleddin Rumi olarak hatta kullanılması gerektiği. Çünkü her ülkede Hazreti Pir'in eserleri tercüme edilmekte veya seçmeler yapılmakta. Bunları yaparken de ülkenin anlayışını da içine koyuyorlar maalesef tercüme edenler. Endişem o ki, özellikle Amerika'da bunu çok yapıyorlar. Endişem o ki bir gün hani Mevlana ve Rumi isminde
iki ayrı kişi varmış gibi olacak ve çok da benzer şeyler söylüyormuş gibi olacak. Onun için ismi tam kullanmak en doğrusudur. İnşallah bu sesimi duyarlar ve bundan sonra her ikisini de kullanırlar. Bizler de aslında bahsederken Mevlana diyoruz ama herhangi bir yazı kaleme aldığımızda mutlaka Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Esin Hanım, peki Uluslararası Mevlana Vakfı'nın ne gibi projeleri var? Tabii geçtiğimiz iki yılda pandemi yaşadık. Mutlaka sıkıntılar olmuştur. Bundan sonra veya önümüzdeki zamanlarda, günlerde Türkiye olsun, Avrupa olsun veya dünyanın herhangi bir yerinde projeleriniz nelerdir efendim? Efendim, Uluslararası Mevlana Vakfı'nın UNESCO tarafından kabul edilmiş projeleri var. Ki bunlardan bir tanesi sema ve mevlevi müziğinin korunma altına alınmasıydı. UNESCO çeşitli ülkelerden, daha doğrusu bir isteyen her ülkeden bu projeyi açtı. Herkes kendi sözel kültür mirasına dair projesini yazıp kendi Kültür Bakanlığı'ndan onaylayarak göndermişti. Bizde de işte sema ve mevlevi müziği maalesef bozulmaya başlamıştı. O yüzden bu projeyi hazırladık. Kültür Bakanlığımız imzaladı. UNESCO bize uzun uzun birçok soru sordu. En sonunda bizim projemiz dünyanın sözel kültür mirası projeleri arasında kabul gördü ve başyapıt ilan edildi. Kültür Bakanlığımızdan bir heyet gidip koruyacaklarına dair imza verdiler. Bu şekilde bu birinci projemizdi. İkinci projemizdi. Hemen arkasından bir şey yapmamız lazım diye düşünerek bendeniz böyle bir çalışma yaparken Hazreti Mevlana 800 yaşında inanın cümle bu şekilde geldi ve 2007 dünyada gene biz Kültür Bakanlığımıza sunduk, sonra bu projemiz UNESCO'ya sunuldu ve UNESCO daha çok yeni bizimle çalışmalar yaptığı için kabul etti projemizi ve bütün dünyada ilan etti bildiğiniz gibi. Bu UNESCO ile yaptığımız projeler. Bunun dışında iki projelerimiz malum Şebbaruz Hazreti Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü zaman onu bakanlıkla birlikte yürütmekteyiz. 30 Eylül Hazreti Mevlana'nın doğum günü bu Şerbet-i Veladet isimde bir proje kabul ettirdik ve o projemizi de yine bakanlığımızla birlikte yapmaktayız. Yani Hazreti Mevlana'nın doğum günü kutlamaları. Konya Belediyesi de bizimle birlikte çalışıyor ve bazı dostlar. Bundan başka Hazreti Mevlana ailesiyle malumunuz gelmiş yani bugün Afganistan sınırları olan yerde Berh'te doğmuş. Daha sonra Moğol istilasının yaklaşıyor olması nedeniyle Mekke ve Medine'ye gitmişler ailece. Oradan da Karaman'a gelmişler. 8 sene kadar Karaman'da kalmışlar. Bu yüzden orada annesi vefat etmiş, erkek kardeşi vefat etmiş ve babam bizi sıklıkla Karaman'a götürürdü. Ben de hayal kurardım çocukluk işte acaba nasıl geldiler, hangi yoldan geçtiler diye. Daha sonra vakfın buradaki şubesini yani Konya'daki şubesini kurunca valiler, belediye başkanlarıyla bu konuyu konuştum.
bunu projelendirsek de bütün dünyadan buraya gelseler, bu yolu yürüsek diye ve kabul gördü. Özellikle başkanların söyledikleri bu şemsiyeyi siz açın, işte Karaman kendi üstüne düşeni yapsın, Konya kendi üstüne düşeni yapsın dediler. Ve projemiz 5 senedir olmakta ve maalesef geçen sene yapamadık ama bu sene inşallah tekrardan önümüzdeki sene yapacağız. Çok keyifli oluyor. Çadırlarda kalınıyor. Çadırlarda kalınıyor ve bir dakika efendim, oturur musun? Ve 5 gün süren bir yürüyüş. Dünyanın birçok yerinden insanlar gelmeye başladı. Bu da bizi mutlu ediyor doğrusu. Yani bu görünüşte yürüyorlar ama bir yandan da içsel yürüyüş. Şimdi çok moda ya bu sözleri söylemek. Gerçekten o 5 günün sonunda çok farklı oluyorlar. İnsanlar kendilerini de öyle çok farklı hissediyorlar. Bir bu şekilde projelerimiz bir yürümekte üstünde çalışmakta olduğumuz bir köy projemiz var. Bu Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi köy projesi, kültür köyü projesi. Bu yani insanlar gelip o köyde kalmayacaklar da bir tatil köyü gibi çalışıp o tatil köyünde gelip bir zamanlar Mevlevihane derdi ne dersler yapılır idiyse o derslerin kurslarını Türkçe ve İngilizce yapılsın arzusundayım. Bunu da belediyelerimizde ve üniversitelerimizde uzun zamandır çalışıyoruz. İnşallah kısa zaman sonra hayata geçireceğiz. Esin Hanım, çocuklarla çok böyle projemiz var. Benim Mevlana. Çok güzel projeler bunlar. Gerçekten heyecan verici projeler bunlar. İnşallah bunların hepsini hayata geçirebiliriz ve ondan sonra da insanlar bunlardan biz de gelip yerinde bu projeleri tanıtmak ve görmek isteriz tabii ki zamanı geldiğinde. İnşallah çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet, hemen bir soru var. Onu sorayım. Mevlevilik demişken çok kısaca değinecek olursak Mevlevilik nedir? Yani bilinen tabiriyle kısaca özetleyecek olursak bir de herkes Mevlevi olabilir mi? Ayrıca son zamanlarda ve son yıllarda Mesnevi işte semazenler türedi. Gerçekten bu semazenliğe gönül verenleri tenzih ederim. Mevleviliğe, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yoluna kendini adayanları tenzih ederim. Ama bazı insanlar, kendini bilmez insanlar çıktı. Semazenlik adı altında farklı farklı şeylere alet etti, gruplara alet etti ve hiç de Mevlana Hazretleri'nin ruhuna ve geleneğine uymayan hareketlerde bulunuldu. Kısaca bunlara da değinirsek hem Mevlevilik nedir, hem herkes Mevlevi olabilir mi? Semazenlik o kadar öyle basite alınabilecek bir şey mi? Herkes yapabilir mi? Biraz önce anlattığım gibi Kültür Bakanlığımız Mevleviliği, Semai ve Mevlevi Müziği'ni, tabii isim Sema ve Mevlevi Müziği ama alt başlıklarda hep bunların bahsettikleriniz var idi. Bunları yani bir kolluk kuvvetinin bunu takip etmesi lazım, bakanlığın takip etmesi lazım. Biz vakıf olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öyle semazen hemen olunmaz malum. Ondan sonra onun bir altyapısı olması lazım. Hem zihnen hem kültür bilgi açısından bunların eğitimini almadan yani semanın yapılması doğru olmuyor. İşte şov haline geliyor ne yazık ki. Eskiden mevlevihaneler açıkken o mevlevihanelerde
bir gün eğitim alarak ancak o eğitimin içinde sema ederlermiş. Ondan sonra maalesef bugün mevlevihaneler yok. O yüzden de hem bizim vakfımız hem vakfa bağlı olan bazı dernekler bunlar yardımcı olmaya gayret ediyorlar. Ki Almanya'da var, Amerika'da birkaç tane var, Türkiye'de de İstanbul'da, Hollanda'da var, İsviçre'de var, İstanbul'da da birçok bağlı dernek var, Manisa'da, Mersin'de bağlı dernekler var. Şimdi Bodrum'da da çok yeni açıldı bir dernek, henüz daha birkaç günlük bir dernek inşallah. Oraya da açılan derneklere bizler manevi destek vermeye gayret ediyoruz. Tabii bu bahsettiğiniz gibi bilgisiz yaptıkları zaman hepimizi çok üzen olaylarla karşılaşıyoruz. Bugünkü günde mevlevi olmak işte malum ancak sempatizan olunur. Çünkü mevlevihaneler kapatılmış. Ancak bilgi yönünden bilgilenebilirler. Bu yolda hizmete gayret ederler kültür olarak ve kanun çerçevesinde hizmet edebilirler. Hazreti Pir'in hayatını öğrenebilirler. Yani bize gelenlere bendeniz o tavsiyede bulunabiliyorum. Önce hayatını öğrenin, ondan sonra eserlerini okuyun. Ama Mesnevi ve Divan-ı Kebir en son okunacak eserleri, öncelikle öbür eserlerini okuyup onu iyice tanımaları lazım ki çünkü Mesnevi malumunuz yazım açısından bir hikaye başlar. O hikaye devam ederken başka hikayeye geçer. O devam ederken başkasına geçer. Bazen birinci devam ederken ikinci hikaye biter. Bu yüzden okuması, anlatılması çok kolay bir eser değil. Ama seçmeler var. Oralardan büyüklerimizin kolaylaştırdığı kısımlar var. Bu şekilde yani emek isteyen bir kültür. Böyle kolayca ben mevlevi oldum diye ortaya çıkılmıyor. Bizler bile doğrusu daha hala birçok şeyi bilmiyoruz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Esen Hanım. Sizi fazla yormayacağız dedik ama gerçekten 23-25 dakika oldu. Son bir şeyim olsun efendim. Ben Elazığlıyım malumunuz. Orada bir haber çıkmıştı. Az önce de bahsettiniz Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayat hikayesinde kısaca. Elazığ'a da uğradığı söyleniyor haberde. Öyle bir bilgi mevcut mudur efendim? Birinci ağızdan sizden öğrenmek istedim. Evet, Anadolu'da pek çok şehre uğramışlar. Kilis, Antep, o civardan girmişler Anadolu'ya. Elazığ, Malatya, buralara uğrayaraktan Karaman'a gelmişler. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İsmail Bey de müsaade ederseniz sizi de fazla yormamak adına son sözlerinizi alabilir miyiz efendim? Sizi fazla yormayalım. Esin Hanım, sizin vakfınızın yayınlarına nereden ulaşılabilir? Onları da eğer söylerseniz takipçilerimiz oradan da takip edebilirler faaliyetlerinizi. Evet, Uluslararası Mevlana Vakfı Instagram sayfamız var. Oradan üye olabilirler. Takip edebilirler. Çok güzel Türkçe ama yani İngilizce ve Almancamız maalesef şimdilik yok. Türkçe güzel sohbetler, dersler yapılmakta. Evet. Oradan takip edebilirler. Çok teşekkür ederiz efendim. Son sözlerinizi de almak isteriz. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek isterseniz?
Hazreti Mevlana'nın sözleriyle isterseniz bitirelim. İnsanlar bugünkü günde arayış içindeler. Hazreti Pir diyor ki, bir can var canında, o canı ara. Beden dağındaki gizli mücevheri ara. Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara. Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Esin Hanım. Sağ olunuz, var olunuz. Selamlar. Mevlana Diyarı Konya'mıza selamlar. Hayırlı görüşelim. Ayrı karşı olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz efendim. Kırmadınız bizi. Çok sağ olun, var olun. İnşallah ileriki dönemlerde güzel haberlerle yine birlikte oluruz. Birlikte oluruz efendim. Evet efendim, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.